çıkıp yorulunca yetişir şen olacak. Şinkola yuvar öğren onunla. Kümelere hoş geldin arkadaşım. Küme konusunu ben şahsen çok severim. Benimsediğim, sevdiğim ve bence kolay bir konu. Yani birkaç tane kuralı var, onunla tokatlıyorsun ve geçiyorsun. Hepsi bu kadar. Hazırsan gelsin bakalım iki gözümüzün çiçeği. Sarı çiçeğimiz geldi. Bugün var ya, bayağı bir sayfa dolduruyorum. Bak, iki sayfa burası. Hadi bismillah. İki de burası, dört. Yetmiyor, beş. Beş sayfayı dolduruyorum. Bu arada şuradaki çıkmış soruyu da bir yapmışım. Görüyor musun? Burada karalanmış kalmış. Neyse, sorun değil. Kenara alıyorum. Hadi bismillah. Ha, sonra da senin ödevin var, iki sayfa. Onları da sen yapıyorsun. Hazırsan başlıyorum. Ellerimi şöyle sileyim, biraz terlemişim. Hava da çok sıcak. Bugün şu an bu videoyu böyle sıcak bir gün çekiyorum. Bismillah, başlıyorum. Küme nedir? Arkadaşlar, kümenin tanımı şu. İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme derim. Ne demek istiyorum biliyor musun? Kümeyi öyle bir tanımlayacaksın ki dünyada herkes aynı şeyi anlayacak. O kümenin elemanlarından aynı nesneleri, aynı elemanları anlayacak. Yani bir başkası diyemez. Aa, bir dakika, ben şunu da zannetmiştim kümenin elemanı olarak. Öyle bir şey yok. Matematiksel olarak o kadar güzel tanımlanır ki Amerika'da, Çin'de, Rusya'da, Fransa'da, her yerde herkes aynı elemanları anlar. Tamam? Küme budur. İyi tanımlanacak. İyi tanımlanmış nesneler topluluğu. Mesela şey gibi düşün. Sınıftaki ne diyeyim? İşte ne diyebiliriz ya? Mesela sınıftaki güzel kızlar. Kime göre güzel, değil mi? Ayşe birine göre güzeldir, birine göre güzel gelmez mesela. Ayşe mi ya? Hiç güzel değil dersin. Öbürü der ki Ayşe süper, çok güzel falan. Yani bu kişiye göre değişir, değil mi? İşte bu bir kümenin elemanı olmaz. Ayşe oradaki güzel kızlar kümesine girmez mesela. Fatma girer mi bilmiyorum. Yani garip bir örnek oldu ama saçma oldu. Anladın sen olayı. Kişiye göre değişmemeli yani. Net olmalı. Mesela sınav sonuçları açıklandı. Hoca sınav sonuçlarını okudu. Dedi ki en yüksek notu alan 5 öğrenci. İşte bu bir küme belirtir. Çünkü notları okudu zaten. Notları söyledi, tahtaya yazdı. Belli o 5 kişi. Bu kesin bir bilgidir. Küme olur. Evet. Biraz çarpıcı bir giriş yapayım dedim ama bilmiyorum artık. Örneğim oldu mu olmadı mı? Şimdi hangi şekilde kümeleri gösterebiliriz? 1. Liste yöntemi. Basit bir şekilde liste yaparsın. Mesela dersin ki A kümesinin elemanları 1, 2, 3. İkincisi Venn şeması. Venn şemasına küme ismi verirsin. Elemanları nokta koyarak 1, 2, 3 diye gösterirsin. Şu nokta olmak zorunda. Bu nokta olduğunda bu elemanı buraya çivi gibi sabitlersin. 4. Ortak özellik yöntemi. Dersin ki A'nın öyle elemanları var ki X'lerden oluşuyor. Ve bu X'ler mesela sallıyorum 1 ile 3 arasındaki ne olsun? X eleman doğal sayı. 1 ile 3 arasındaki doğal sayılar. Bu da ortak özellik yöntemiyle gösteriyoruz. Okey. 3 farklı şekilde gösterim var. Bunlara ayrıntılı gireceğim zaten. Şu an kabaca gösterdim sadece. Gel. Diyor ki A kümesi 5'ten küçük doğal sayılar kümesidir. He, A kümesi öyle X'lerden oluşur ki bu X'ler neymiş? 5'ten küçük ve X elemandır doğal sayı. Bak nasıl da matematik cümlesine çevirdim. Bu Türkçe, bu matematikçe. Bunu sadece Türkiye'dekiler, Türkçe bilenler anlar. Bunu dünyadaki herkes anlar. Matematik bir ortak dildir. 5'ten küçük doğal sayıların kümesi. Aha bu. A kümesini ortak özellik yöntemiyle liste ve Venn'le gösteririm. Bu ortak özellik. Liste çok basit zaten. 5'ten küçük doğal sayılar nedir? 0, 1, 2, 3, 4. Bitti. Venn'le gösterin. A, 0, 1, 2, 3, 4. Elemanların yeri değişebilir. Yeter ki yanına nokta koy. Nokta koymazsam ne olur hocam? Şimdi A kümesi yazdın ve nokta koymadın. 8 dedin. Bu şu anlama gelir. A kümesinde 8 tane eleman var demektir. Yani A, B, C, 1, 2, 3, 8, 7, 6, 5. Bunları toplarsın. 8 tane burada eleman var anlamına gelir. Ama sen A kümesini yazarsın. Nokta 8 dersen bu şu anlama gelir. 8 buradaki bir eleman. Okey, mesela 9 da buradaki bir eleman, 7 de buradaki bir eleman gibi. Burada 3 tane eleman var. Buradaysa 8'i kaldırınca alttan 8 tane farklı eleman çıkıyor anlamındadır. O yüzden nokta çok önemli. Devam. Kümelerin eleman sayılarını yazın. Arkadaşlar, kümenin eleman sayısı ile ilgili çok 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 önemli bir şey söylüyorum. Elemanları virgüller ayırır. 2 virgül arasında bir eleman vardır. İstersen buraya dünyaları sığdır. İki tane virgülün arasında bir eleman olur. Tamam mı? İstersen buraya 387 yaz. 3 eleman değildir. 387 bir elemandır. Virgül koy. İstersen yeni bir küme aç. Buraya 6, 7, 10 yaz. Fark etmez. Bu iki virgül arasında bir eleman olur. Kural bu kadar basit. Gel, virgüllerin arasında 1, 2, 3, 4 eleman var. SA, AS. SA ne demek? A'nın eleman sayısı. Tamam mı? 4. SA deyince selamünaleyküm kısaltması ya. Hemen AS, aleykümselam diyesim geliyor. B kümesinin eleman... Evet, espri çok kötüydü, kusura bakmayın. B kümesinin elemanlarına bakıyorum. Kaç tane var? Bak, virgüllere bak.
Ana kümen bu. Ana küme parantezin bu. Bunların arasındaki virgüller nedir? Bu, şu, 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 o kadar. Dolayısıyla buradaki bir, bak parantez açmış, bir virgül iki yazmış, parantez kapatmış. Bu bir elemandır. Çünkü iki virgülün arasında. Dolayısıyla bir, iki, üç, dört, beş elemanım var. SB 5'tir. Bunu unutma. Bunu hep yaparlar. Baktın virgül var. Parantez açmış. Artık yeni bir dünya başlamış. O dünyanın içinde istediği her şeyi yazsın. Senin için virgülden sonra bir tane eleman vardır. Bitti. Diyor ki öyle x'lerden oluşur ki mutlak değeri 6'dan küçük eşit olan pozitif tam sayılar. Şimdi sandviç yöntemiyle şunu açarsak. Mutlak değeri nasıl bozuyoruz? 2x artı 2'yi bozuyoruz. Üst sınırı belli. 6'dan büyükse eksi 6'dan küçük olmak zorunda. Sandviç araya sıkıştırma diyorduk. Her yerden 2 çıkar. 4. Ama mutlak değer sorusuna döndü. 2 çıkar. Eksi 8. 2'ye böl. Eksi 4. X ve 2. X'ler bu aralıktadır. Bu aralıktaki pozitif tam sayıları soruyor. Bak Z artı. Nedir onlar? 1 ve 2. 2 tane. Yani bu ikisinden başka yok. E hocam bu arada bir sürü başka sayı var. Yavrum. Bak. X'i bu aralıktaki her şeyi seçemezsin. Demiş ki X elemandır. Z artı. Pozitif tam sayıların elemanı. Buradaki negatifleri ve sıfırı alabilemezsin. Güzel. Devam. Şu an basit değil mi? Basit basit kurallarla gidiyoruz. Ne güzel. Heh. Şimdi gelelim ana kümeyi yavrulatmaya. Yavru kümelere. Yani alt kümelere. Bak. Senin bir ana kümen var. O ana kümenin elemanlarını kullanarak yeni ürettiğin bütün kümeler yavru küme. Yani alt kümedir. Tamam mı? Buna alt küme diyoruz. Neymiş? Ana kümeden alınarak üretilen şeyler. Mesela benim bir ana kümem var. A kümesi. Anaç kümem bu. A, B ve C'den oluşuyor. Tamam mı? Ben buradan mesela A kümesinden bir tane eleman seçtim. B. Bu bir alt küme midir? Evet. Çünkü buradan seçtim. Peki C bir alt küme midir? Evet. Çünkü buradan seçtim. Peki A, C. Evet. Çünkü buradan seçtim. Sadece A. Evet. Onu da yazayım madem öyle. Sadece A. Evet. O da bir alt kümedir. A, C'yi seçtim. Peki. B, C. Evet. O da bir alt kümedir. Neden? B, C'nin iki elemanı da buradan aldım. Güzel. Başka? Hocam bir de A, B, C 3'ünü alın. Evet 3'ün de. Hocam burada hiçbir şey kalmaz o zaman. Ya seni ilgilendirmiyor ne kalıp kalmadı. Sen alabiliyor musun? Alabiliyorsun. A, B, C'yi aldım. Bu bir alt küme midir? Evet. Vay. Kümenin kendisi de kendisinin alt kümesi oluyor. Evet. Peki hocam hiçbir şey almasaydım. Boş küme. Aynen. Boş küme de bu kümenin alt kümesidir. Bu ana küme. Bunlar da yavru kümeleri. Bak. Şöyle düşüneceksin. Hiç eleman almazsan da alt küme oluyor. Bir eleman alsan da alt küme oluyor. İkisini alsan da alt küme oluyor. Hepsini alsan da alt küme oluyor. Bu metot bu. Ve burada bir genelleme yapalım. Boş küme tüm kümelerin alt kümesidir. Boş kümeyi her yerden alabilirsiniz. Düşünsene bir kümeye gidiyorsun diyorsun ki bana hiçbir eleman verme. O da vermiyor ve geliyorsun artık bir boş kümen var. Ne kadar mutlusun. Değil mi? Bir adama gittin bana para ver dedin. Al sana 0 lira dedi. Geldin o 0 liran var diye mutlusun. Boş kümen var aslında. Herkes sana 0 lira verebilir. Değil mi? Dolayısıyla her yerden 0 lira alabildiğine göre her kümeden boş kümeyi alabilirsin. Boş küme o zaman bütün kümelerin alt kümesidir. İkincisi. Bak her küme kendisinin de alt kümesidir. Her kümeden bütün elemanları alarak bir alt küme oluşturursun. Her küme kendisinin de alt kümesi oluyor. Çok güzel. Bak alt küme şöyle. Bu A, A, B'den oluşuyor. Bu da B. B kümesi A, B, C'den oluşuyor. Sen B kümesinin içinden bir yavru küme seçtiğin zaman bir A küme. Bu A kümesi B'nin alt kümesidir. Nasıl gösterirsin? A kümesi alt kümesidir B'nin. Büyüktür işareti gibi. Uç tarafta küçük olan küme bu tarafta geniş tarafta da büyük küme olur. Tamam. A B'nin alt kümesidir. Ters şu şekilde çevirirsen yine uç tarafta alt küme vardır ama okunuşu şöyle olabilir. B kapsar A'yı. B A'yı kapsar demekle A B'nin alt kümesidir demek aynı şey. Şimdi buraya gel. X, Y, Z'yi görüyorum. Tamam. Şimdi C D'nin alt kümesi değil. Çünkü sadece C'ye ait bir eleman var. D de C'nin alt kümesi değil. Çünkü sadece D'ye ait bir eleman var. Güzel. Harika. Geç. Bu da alt küme değildir işareti. Şu işaret var ya. Tamam. Harika. Kümesinin alt kümelerini yazın. Biraz önce yazmıştım ya. Nedir o? Boş küme. Hiçbir şey almadım. Sadece biri bir tane eleman aldım A. Sadece bir tane eleman aldım B. Sadece bir tane eleman aldım C. İki tane eleman alıyorum A, B. İki tane eleman alıyorum A, C. İki tane eleman alıyorum B, C. İkililer de bitti. Sonra üç tane eleman alıyorum A, B, C. Hepsi bitti. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 8 tane alt küme. Peki bu 8 tane elemanı ben başka nasıl bulabilirim? Bak aslında biraz sonra göstereceğim ama şimdi erkenden gösteriyorum. Şimdi kümenin eleman sayısını bulursun. 1, 2, 3 dersin ki kümenin eleman sayısı biraz da düzgün yazsam 3. Şöyle yapacaksın. Bu 3'ü alıp 2'nin üzerine yazacaksın. 2 üzeri 3 nedir? 8. Bitti. Demek ki 8 tane eleman var diyeceksin.
Aa, kolay yolu mu var? Evet, biraz sonra göstereceğim. 2 üzeri eleman sayısı sana alt küme sayısını, yani yavru sayısını verir. Süper. Diyor ki boş küme tüm kümelerin alt kümesidir. Biraz önce bahsettim. Boş küme bütün kümelerde vardır. Alabilirsin. Her küme kendisinin alt kümesidir. Doğru. A alt kümesidir. A ifadesi doğru bir ifade. Bu kadar basit. Biraz önce özellikle değmiştim. Şimdi gelelim eleman sayısına. En elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n'dir. Formül bu. Süper. Mesela şuraya bakalım. Alt küme sayısı kaçtır? Burada 5 eleman var hocam. 2 üzeri 5'ten 32 tane alt kümesi var diyeceksin. 32 tane. İnanmazsan yaz. Ya var ya, yorulursun. Boş ver, yazma. 32 tane. Bir de öz alt küme diye bir şey var. Alt küme sayısından, şu alt küme sayısından bir tane çıkarıyorsun. Niye öz alt küme biliyor musun? Kendisi olan alt kümeyi almadığında, sadece boş küme ve diğerleriyle üretilenleri aldığında ve kendisi olan o bir tane var ya, onu almadığında, yani şunu bak. Şunu almadığında kalanlar öz alt küme oluyor. Bunlar öz alt kümedir. O zaman ben alt küme sayısını bulur, bir tane çıkarırım. Yani diyor ki alt küme sayısını bul, bir tane çıkar, öz alt küme sayısını verir. Alt küme sayısını bulur. Öz alt küme sayısını bul. 32'den 1 çıkar. 31 tane. 31 tane. Bu da ekstradan benim söyleyeceğim bir şey olsun. Alt kümelerin kaçında 3 vardır? Ha, bak şimdi bu güzel. Diyor ki alt kümelerini bul, içinde 3 kesinlikle olsun. 3 kesinlikle olacak mı? Olacak. 3'ü ayırıyorum. Diyorum ki 3 gel. Sen alt kümelerin içerisine kesin giriyorsun. Kesin. Kesin aldım. O zaman geriye kaç eleman kaldı? 1, 2, 3, 4. Aslında ben bu 4 tane elemanla kaç tane alt küme üretirsem her birinin yanına da 3'ü koyarım. O kadar kümenin içerisinde 3 bulunmuş olur. Yani 2 üzeri kaç eleman kaldı? 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4 nedir? 16. Benim 16 tane yavru kümem vardır. Şu an içlerinde 3 yok. Çünkü 3'ü ayırdım. Sonra o 16 yavru kümenin her birinin içine bu ayırdığım 3'ü kattığım zaman ne olur? Hepsinin içinde garanti bir şekilde 3 olur. Yani cevap 16 arkadaşlar. 16 tanesinin içinde 3 kesinlikle vardır. Peki alt kümelerin kaçında 1 bulunur, 5 bulunmaz? Aa, şimdi diyor ki 1 bulunsun, 5 kesinlikle olmasın. Kümeyi şuraya yazıyorum. Bak. 1, 2, 3, 4, 5. Diyor ki 1 bulunur. 1 seni alıyorum. Eklemek üzere alıyorum. 5 bulunmaz. 5 seni de asla istemiyorum. Alt kümelerin kaçında 1 kesin olur, 5 kesin olmaz? Şöyle. Geriye kaç eleman kaldı? 1, 2, 3. Ben 2 üzeri 3'ten kaç tane alt küme yazabilirim şuradaki elemanlarla? 8 tane. Bu 8 tanenin içerisinde kesinlikle 5 yok. Onu atmıştım. Peki şu an 1 de yok. 1'i ayırmıştım ama. O ayırdığım 1'i bu 8 tane alt kümenin her birine eklersem artık hepsinin içinde 1 var, 5 yok. Cevap 8. 8 tane. Güzel. Mesela düşünsene, bir tane yaptım diyelim, 2. Bir tane daha alt küme seçtim mesela, 3. Bir tane daha seçtim mesela, 2, 3. Tamam mı? 2, 3. Böyle 8 tane bunlarla oluşturdum. Sonra ayırdığım birinin hepsini bunun içine koyarsam 1, 2 olur. Buna koyarsam 1, 3 olur. Buna koyarsam 1, 2, 3 olur. Gördün mü? Buradaki 8 tanenin içinde mecburen 1 olmuş oluyor. Süper. Devam. İlk soru geldi. Bir A kümesi ile ilgili şunlar biliniyor. Öz alt küme sayısı 128'dir. 1 ekle 100, öz alt küme sayısı 127'dir. 1 ekle 128 tane demek ki alt küme var. Alt küme var. Çünkü 2n eksi 1 de öz alt küme sayısı. Yani 127 alt küme sayısının 1 eksiydi. Bu eksiyi karşıya at. 2 üzeri n eşittir 128 olur. Yani alt küme sayısı 128 olur. Peki 2'nin hangi kuvveti 128'dir? Hemen n, yani kümenin eleman sayısını bul. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 2 üzeri 7. 2 üzeri 7. Demek ki n sayısı 7. Yani küme 7 elemandır. Bunu buldum. Tüm elemanları asal sayıdır. Peki. Herhangi iki eleman toplamı daima çift sayıdır. Şimdi iki toplam ne zaman daima çift oluyor? Ya iki çifti topluyorsun, çift oluyor. Ya iki teki topluyorsun, çift oluyor, değil mi? Şimdi bunların hepsi asal sayıysa sana birbirinden farklı iki tane asal sayı çift olarak söyleyebilir miyim? Söyleyemem. Çünkü asal sayı olarak çift sadece 2 var. Diğerini de 2 alırsam 4 olur. Ama iki farklı sayı kullanmam lazım. Kümenin elemanların hepsi birbirinden farklı ya. Burayı 2 kullanırsam burayı kullanamayacağıma göre. Demek ki çift artı çiftten dolayı çift olmamış. Bundan dolayı değil. Bundan dolayı tek artı tek olmuş. Yani iki asalını kullanamamışsın hiçbir yerde. İki asalını kullanıp toplamın çift olması için diğerinin de 2 olması lazım. Burada bilgisayardan bir ses geldi. Bir uyarı verdi. Ne oldu bilgisayarım? Isındın mı? Yok, sıkıntı yok. Tamam, demek ki 2'ye yanına bir çift asal daha koyamadığım için 2 hiç kullanılmıyor. Demek ki tekler kullanılıyor. Tamam. Buna göre A kümesinin elemanları toplamı en az kaçtır? He, A kümesinin elemanları asal olacak. 2'yi kullanmayacağım ve toplamda da 7 tane olacak. Basit. A kümesinin elemanlarına yazmaya başlıyorum. 2 asalını kullanamayacağıma göre 3 asalını kullanıyorum. Sonra 5. Sonra 7.
En az dediği için küçük asalları kullanıyorum. 9 deme sakın, gebertirim. 9 asal değil. 11. Sonra 13. 1, 2, 3, 4, 5. 7 olacak. 14, 15, 16, 17. Sonra 19. Say 2, 4, 6, 7 tane oldu mu? Oldu. Hepsi asal oldu mu? Oldu. Toplamları daima çift mi? Çift. Çünkü hepsi tek olduğu için bununla bunu topla çift. Bununla bunu topla çift. Mesela bununla bunu topla çift. Hepsi tek olduğu için 2 tane teki toplamı hep çift seçilecek. Güzel. 2'yi kullanamadım yani. Süper. Kümesinde elemanlar toplamı en çok kaçtır? Hadi bakalım gel bunları toplayalım. 11 ile 19 topla 30. Bununla bu da 30 yapar. 60. 70. 5 ile burada 75. Yapıştır bir Ceyhan. Güzel. Sevdim bu soruyu. Hem asal sayıyı da kullandırdı. Nasıl? Anladın mı? Anladım hocam. O zaman geçelim hadi. Gelelim kesişim işlemine. Şimdi bak. 2 tane kümen var. Ve bunların ortak elemanları var. Matematik hep tasarrufu sever. Sadeleşme sever. Sadeleştirilmiş görseli sever. O ortak elemanları bir arada göstermek için kümeleri kesiştiriyor. Olay bu. Bak. A ve B kümesinin kesiştiği yer demek ortak elemanları olduğunu ve ortak elemanların bir seferde yazmak için böyle bir ortak bölge oluşturulduğunu gösterir. A ile B'nin kesişimi demek öyle x'lerden oluşur ki o eleman hem A'dadır hem B'dedir demek istiyor. Şu kümelere ayrı küme diyoruz. Kesişim var mı? Yok. Bunların kesişimi dolayısıyla boş küme. Kesişim yok. Bunlara bakalım. A, B. Biri diğerinin tam karnında. Anne demiştik ya buna, anne küme. Bu daha doğmamış. Onun karnında yavru küme. Şimdi burada da bu ikisinin kesişimi nedir? Üst üste geldikleri yer, birbirle temas ettikleri yer A'nın tamamıdır. He bak burada A'nın tamamında üst. Şey gibi düşün. Küçük bir lahmacun yapıyorsun. Üstüne şey büyük bir lahmacun yapıyorsun. Üstüne küçük bir lahmacun seriyorsun. Bu lahmacunların birbirine temas ettiği yer var ya. Burası kesişir. Bak şu ellerim nerede birbirine temas ediyor? Temas ettikleri yer kesişim bölgeleridir. Bitti bu kadar. Burada bütün küme kesişimdir. Burada kesişim yok. Burada da kesişim şu kadar. Her ikisinden belli bir bölge. Gel. Ne diyor? Birleşim. Birleşimde ne demek? Kucaklamak, birleştirmek. Ne varsa al, topla. A ile B'yi birleştiriyor musun? Burayı alacaksın komple. Komple. A ile B'yi birleştiriyor musun? Burayı ve burayı alacaksın. Topla. İkisi beraber. Tamam. Birleştiriyor musun? B'yi alman yeterli. Süper. Bak A ile B'nin birleşiminde X'ler ya A'nın elemanı veya B'nin elemanı olacak. İkisinin aynı anda olmak zorunda değil. Bunda da olabilir, bunda da olabilir. Şu 3 bölgedeki hepsini topluyorsun. Burada 2 bölgeyi topluyorsun. Burada zaten bu 2 bölge toplanıyor. Aynı yere geliyor. Bak burada A ile B'yi birleştirdiğin zaman B'nin kendisi oluyor. Tamam. Burada A ile B'yi birleştirdiğin zaman ne oluyor? A birleşim B oluyor. Evet. Ayrı ayrı topluyorsun. Burada çok ilginç bir şey var. Bak. A ile B'yi birleştirdiğinde aslında çok ilginç bir şey oluyor. Ne oluyor hocam? Bak şimdi A'yı alıyorum. Aldım mı? Aldım. Bak dikkat et. Kesişim bölgesini A'nın içinden dolayı aldım. B'yi de alıyorum. Aa, kesişim bölgesini iki defa taradım. Gördün mü? O yüzden biraz sonra burayı bir kere çıkaracağız. Çünkü iki defa taradık. İki defa aldık. Buradaki elemanı iki defa saymayacağız. Bir kere sayacağız. O yüzden orada bir incelik var. Biraz sonra gelecek. Birleşimini yaz diyor. Yazalım. A birleşim B. Arkadaşlar, kardeşler, kümenin evrensel kuralını veriyorum. Bir kümede bir eleman bir defa yazılır. Bir defa. Başka yazamazsın. Bir defa yazılır. Dolayısıyla bunların birleşimini yazarken mesela A kümesinin elemanlarını alayım. 1, 2. Birleşimde her şeyi al demektir. 3, A, B, C, D. Sonra B'dekileri ekliyorum. C, dur ekleme burada var. D, ekleme burada var. 5, var mı? Yok. 5, 6, 7, 8. Gördün mü? Yani buradaki C ve D her ikisinin olduğu için iki defa C, D yazmayacaksın sakın. Gebertirim. Peki kesişimini yazalım hocam. Her ikisinde ortak olanları da yazalım. Şimdi bir ortak mı değil. 2 her ikisinde var mı yok. 3 her ikisinde var mı yok. A her ikisinde yok. B her ikisinde yok. C her ikisinde var. D her ikisinde var. 5, 6, 7, 8 her ikisinde yok. İşte bu. Bu kesişim her ikisinde olan ortak. Bu birleşim hepsinin toplamı. Ama toplarken bir eleman bir defa yazılır. Neyi soruyla? A birleşim B kaçtır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yapıştır 2 Adana. Geç. Heh, benim sevdiğim sorular. Soru dediğim böyle olur. Kümeler başlıyor. A'nın B'nin ve A kesişim B'nin eleman sayısını vermiş. Birleşimin eleman sayısını soruyor. Arkadaşlar, soru çözmedeki ana taktiği veriyorum. Her zaman kesişimi doldurarak başlayın. Önce kesişimin eleman sayısını yazın. Önce kesişimin eleman sayısına değer verin. Bakıyorum diyor ki kesişimde 3 eleman var. Bak buraya 3 yazdım. Dikkat et, nokta koymadım. Nokta koyarsam 3 oranın elemanıdır demek. Ama direkt kabaca böyle 3 yazarsam burada 3 tane eleman var demek şu bölgede kesişimde. Güzel. Sonra diyor ki A'nın 8 elemanı var. Bak. Şuraya 8 yazdığın an bitti. Geçmiş olsun. Matematik öldü. Niye?
Yavrum A'nın 8 elemanı var. A'nın, bütün A'nın. A nerede? A burası. Burada toplamda, şu elimin altında toplamda 8 eleman olacak. Şurayı görme. Bak şu gördüğün kısımda mavi halkanın içinde 8 eleman olacak. 3'ü buradaysa buraya 5 yazacaksın. Bak A'nın toplamda 5 artı 3 8 elemanı var. Heh şimdi oldu, anladın? A halkası, yani bu çizginin buradan geçmesi A'yı bölmüyor. A hala devam ediyor. Buranın tamamı böyle A. Bütün mavi A. Elimin altı komple A. Dolayısıyla burada 3. 8'e tamamlayacaksın. Buraya da 5 yazarsın. Toplamda 8 elemanı var. B'nin kaç elemanı var? 7. Bak buraya 7 yazmayacaksın. B'nin zaten 3 elemanı burada. Buraya 4 yazacaksın. Niye? B halkasının içinde toplam 7 tane olacak. Şu çizgi var diye B halkası kesilmiyor. Bak burası komple B halkası. 3 artı 4 7 oldu mu? Oldu. Buna göre A birleşim B kaçtır? Birleşimde yapacağın şey 3 bölgeyi de almak. Burayı da, burayı da, burayı da alıyorsun. Topla 8, 4 daha 12. Yapıştır B şıkkını. Cevap 12'dir. Ama sen A birleşim B için gidip sazan gibi, bak A birleşim B için gidip bunun eleman sayısı için, A'nın eleman sayısı 8, B'nin eleman sayısı 7'yi seçseydin 8, 7 ne yapar? 15. Halbuki bizim cevabımız 12. Niye? Şu 3'ü 2 defa almıştın. A'yı alırken burayı aldın. B'yi alırken de bir daha aldın. Dolayısıyla böyle olmaz. A birleşim B'de A'nın eleman sayısını alırsın. B'nin eleman sayısını alırsın. Ama dersin ki ben kesişimi 2 defa aldım. Bir kere kesişimi çıkarırsın. He, bak uygulama üstünden kuralın nasıl çıktığı, formülü nasıl çıktığı anlaşıldı. Okey. Bu bir formüldür arkadaşlar. Birazdan değineceğim zaten. Gel. A ve B kümeleri için A B'nin alt kümesi değil, B A'nın alt kümesi değil. Yani birbirinden farklı elemanları var demek ki. Birleşim kesişim verilmiş. A kümesinin eleman sayısı en çok kaçtır? Şimdi diyor ki Venn şemasını çizip gözüme gönlüme göstereyim. Bu A olsun, bu B olsun. Şimdi önce kesişimden başla diye ben bir altın kural verdim. Buraya 3 yazıyorum. Kesişimde 3 eleman var. Birleşimde de 12 var. Şimdi A B'nin alt kümesi değil, B A'nın alt kümesi değil. Bak şimdi A'nın eleman sayısını en çok istiyorum ya. Şimdi ben birleşimde toplam 12 eleman olacak ya. 3 burada. Geri kalan hepsini buna verseydim, 9 deseydim, A'nın en çok elemanı olmuş olurdu. Çünkü bak gerçekten birleşim 9 artı 3 12'dir. Buraya hiç eleman vermem. Birleşim 12 olur. Kesişim 3 olur. Her şey harika olur. Kendimi alkışlarım. Ama bu durumda B'nin hiç elemanı olmadığı için aslında B şu an A'nın alt kümesi. Şunun gibi yani. A B, çünkü burada 3 var, burada 9 var. Aslında bu iki kümenin aynı şeyi gösteriyor. Sadece B'ye ait olan bir eleman yok ki. O zaman bu balonu niye bu kadar şişliyorum? Balonu şurada kesebilirim. B'yi A'nın içine yazabilirim. Anladın? Heh. Ama bu durumda işte B A'nın alt kümesi olur. Ama diyor ki B A'nın alt kümesi değil, A da B'nin alt kümesi değil. Heh. O zaman böyle yapmayacağım. 9 elemanın hepsini buraya vermeyeceğim. Buranın en az bir tane kendine az elemanı olacak. Yani burada en az bir tane eleman olacak. Ve birleşimleri 12 ya. 1, 3 tane yaptı 4. 12 olması için buraya 8 kaldı. Heh, şimdi oldu. Şimdi topla 12 tane birleşimde var. Kesişim hala 3. Ve B A'nın alt kümesi değil. Bak B'nin kendine ait, kendine has elemanı var. A'nın da kendine has bir sürü elemanı var. A'nın en çok çıkarmak için elemanları hep A'ya doğru yığdım. Ve en çok dediği için maksimum yığdım. 9 olmadı. Bir tane bıraktım. 8'i de dedim. 8 oluyor mu? Oluyor. Demek ki A'nın eleman sayısı en çok kaçtır? 8 artı 3 11. Bak 8 deme, gebertirim. Yavrucum benim. A dediğim şey, sana kaç defa göstereceğim? A burası. Biliyorum biliyorum, 8 diyen var. Duyuyorum, geliyor bu kulağıma, geliyor. Ne sesler geliyor. A burasıdır. A'nın 11 elemanı var. Söyleyeyim. Geç. Ha, Venn şemasıyla kümeler gösterilmiş. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi boyalı bölgelerden birinin elemanı olamaz? N doğal sayılar kümesi, tam sayılar, rasyonel sayılar, reel sayılar, irrasyonel sayılar. Buna göre. Şimdi eksi 3 bölü 5 nedir? Rasyonel bir sayı. Şuraya girer. Bak eksi 3 bölü 5 buraya koyarsın. Niye? Rasyoneldir ama tam sayı değildir. Tam sayının dışında, rasyonun içinde. Eksi 5. Eksi 5 tam sayıdır. Rasyoneldir ama doğal sayı değildir. Eksi 5 buraya gelir. Güzel. Kök 6. Kök 6 kök dışına çıkabiliyor mu? Çıkamıyor. İrrasyoneldir. Buraya gelir. 8. 8 hem doğal sayı, hem tam sayı, hem rasyonel sayı, hem reel sayı, hepsidir. Tam şuraya gelir. Doğal sayının da içine girmek zorunda. Demek ki mavi bölgede değil 8. Pi nedir? İrrasyonel sayıdır. O da buradadır. Bak. Bu mavi bölgede olamaz. Ne kadar basit bir soru. Çıkar ha. Vallahi böyle küçümsemeyin. Sınavda tak diye çıkar karşınıza. 6 gelsin. Şunu bul. A kesişim B'nin C ile birleşimini. Şimdi ben A kesişim B'yi bir bulayım. A ile B'nin kesişimi neresi? Şurası. Sarıya tarayayım. Tarıyorum. Tamam. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? A kesişim B'yi buldum sarıyla. Bunu diyor C ile birleştir. Ha, C ile beraber topla. C şurası değil mi? Bununla beraber bu kesişimi topla diyor. Burayı istiyor benden. Yani böyle tarıyorum. Komple burasını istiyor.
Bak burayı da burayı da her yeri tarıyorum. Şimdi bunları birleştir diyordu. Komut birleştirdi. Birleştir demek kucaklamak, toplamak demek. Bu birleşim işareti kollar yukarı doğrudur. Böyle kollarını yukarı doğru kaldırıp dua etmek gibidir. Ya da bir kucaklamak gibi, birleştirmek gibi. Zaten United, United kelimesinden gelir. United, United birleştirmek demek de United States of America, Amerika Birleşik Devletleri. Bu birleşiğin ulusu. United diye mi yazılıyordu? Birleşik demek, United. Onun ulusu işte, birleşik. O yüzden birleşimin elemanı olmuş diye. Şu an ben salladım bunu tamamen. Yani uydurdum, ben yakıştırdım. Herhalde odur muhtemelen. Buysa kesişim. Ne olabilir? N harfiyle ilgili not. Not. Hayır, yok, olmadı. Onu uyduramadım. Kesişmek İngilizce ne demek? Ya yani kesişmek derken gözle değil yani. Kesişim. Anladın mı? Ne demek İngilizce bilen var mı? Yazsın yorumlara. Onun belki baş harfi nedir? Belki o da oradan geliyordur. Gelmiyorsa da sorun değil. Çok uzattım. Eleman sayısı kaçtır? Bak bu bölgeyi buldum. Kesişimle C'nin birleştirirsem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane eleman var. Yapıştır geç. Yani altın cevabı Edirne oldu. Kolaymış. Heh. ÖSYM'nin bayıldığı soru tipleri. Bir okuldaki öğrencilerde A kümesi şuymuş. Kütüphanede bulunanlar. B ders çalışan erkekler. C sınav olan öğrenciler. D liseli erkek öğrenciler. Kümeleri tanımlamıştır. Okuldaki her bir öğrenci bu kümelerden en az birine dahildir. Yani bu kümelerin dışında adam yok. Herkes bu kümenin içinde. Güzel. Buna göre aşağıdaki kümelerden hangisi kütüphanede sınavı olan liseli erkek öğrencileri ifade eder? Hem kütüphanede olacak, sınav olacak, liseli erkek olacak. Üçünün kesişimi olmalı. Anladın mı? Şimdi kütüphanede bulunacak, sınav olacak, liseli olacak. A, C, D'nin kesişimi. A, C, D. Yapıştır. 7, Bursa. Üçünün kesişimi olacak. Çünkü üç aynı oda olacak. Mesela kütüphanede bulunuyordur ama sınavı yoktur. Olmaz. Kütüphanede bulunuyordur, sınavı yok. Sınavı vardır ama erkek değildir. Olmaz. Üçü aynı anda olacaksa kesişim olacak. Yani birinci küme, ikinci küme ve üçüncü kümede bir sürü eleman var. Tam şurası olacak. Üçünde de olan yer. Süper. Devam. Bu da güzel bir soru. Hidayet'in inek ve tavuğu var. İsmail'in bir şeyleri var. Falan filan. Yanda verilen Venn şemasında İ kümesi inekleri, K kümesi koyunları, T kümesi tavuk yetiştiren çiftçileri göstermektedir. Tamam. Buna göre yukarıdaki tabloda verilen çiftlik sahiplerinden hangilerinin tarılı bölgede kümenin bir elemanı olamaz? Yeşilin içinde olamayız diyor. Şimdi Hidayet'in nesi var? İneği var, tavuğu var. Hidayet'i İ ve T'nin kesişimine koyarım. İ ve T'nin kesişimi neresi? Burası. Hidayet buraya gelir. Bu yeşil hem bak T'nin içerisinde hem İ'nin içerisinde ve K'nın içinde değil. Çünkü bak koyunu yok adamın. Onun içinde olmayacak. Bak koyun kümesinin içinde değil, dışında. Süper. İsmail'i nereye koyarım? İsmail'in inek ve koyunu olacak, tavuğu olmayacak. İnek ve koyunda olacak. İnek ve koyunda olacak, tavuk olmayacak. Ha. İsmail şuraya gelir. Niye? İnek ve koyunun kesişimindedir. Ama burası görüyorsun tavuğun içinde değil. Bu dikdörtgen tavuğun dışında. Tavuk olmayacak. Güzel. Okan'da üçü de var. Okan'da üçü de var. Okan, inek, tavuk, koyun hepsi var. Okan üç kümenin kesişimi olan burada olacak. Okan burada. Çünkü bu bölge, şu bölge hem inekte hem koyunda hem tavuk dikdörtgenin içinde. Tamam anladım. Okan mavi yere, yeşil yere girmiyor. Hasan inek ve koyunda olacak. İnek ve koyunun kesişimi. Şurada ya da şurada olabilir. Yani ya burada olabilir ya burada olabilir. Hadi buraya yazalım. Burası daha kolay. Şu iki yer aslında aynı yer zaten. İnekle koyunun kesişimi. Hamza. Hamza'da sadece tavuk var. Sadece tavuk buraya gelir. Hamza buradasın. Çünkü buraya gelirsen koyun da var. Buraya gelirsen inek de var. Buraya gelirsen üçü de var. Bak Okan ve Hamza nerede? Okan ve Hamza yeşil bölgenin içinde olamaz. Güzel. Buna benzer bir soru çıktı arkadaşlar. Söyleyeyim. Yani kümedeki ana mantık sorusu değil mi bu? Çok basit ya. Bakacaksın ne var ne yok. İkisinin kesişimi olacak. Diğerinde olmayacak falan fistan. Güzel. Gelelim dağılmaya. Dağılmayın doparların arkadaşlar. Aa nerede? Burada öyle bir şey mi vardı? Dur bir dakika. Doparlan bırakma kendini. Heh, dağılmayın. Doparlan bırakma kendini. Bununla beraber çözeyim. Şurada şu kenarda dursun. Ne diyor? Dağılmayın doparların. Arkadaşlar dağılma şöyle yapılır. Nasıl hocam? A kesişim. Ana mesele ne? A'nın kesişmesi. Neyle? İçerideki her şeyle. A'nın kesişmesi lazım B ile. A'nın kesişmesi lazım C ile. Tamam kesiştiriyorum. A'nın kesişmesi lazım B ile. A'nın kesişmesi lazım C ile. Kesiştirdim. Sonra bunlar ikili ikili gruplandı mı? Evet. Bu araya ne yazıyorsun biliyor musun? Ne yazıyorum hocam? Bu arada ne varsa onu. Yani birleşim. He. Kesişim B ve C'yi etki ediyor. Sonra buradaki aradaki birleşim tekrar araya geliyor.
Bak bunu dağıtıyorum. Buradaki ana dağılım ne? A birleşecek ne ile? B ile. A birleşecek ne ile? C ile. A birleşecek B ile. Tamam. A birleşecek C ile. Tamam. Şimdi ikili ikili grupladım. Ana mesele ne? Ortadaki mesele ne? Pardon. Şurada. Ortadaki mesele kesişim. O zaman buraya da kesişim gelecek. Bu kadar. Okey. Şunu renklendirmeyeyim. Sanki bir şey zannediyorsunuz. Heh, böyle olsun. Dağılacak. Bu kadar. Bir de şu. Aslında biraz önce sebebiyle gösterdiğim şey. A birleşim B. Neden A ve B'nin toplamından kesişimi çıkarılmasıydı? Çünkü sen A'yı ve B'yi aldığın zaman. Bak şimdi A'yı ve B'yi alıyorum sırayla. A'yı aldım. Bak. Dikkat et. Kesişimi karalamış oldum. B'yi aldım. Ana şu bölgeyi iki defa karaladım ya. İki defa fazla, bir defa almam lazım. O yüzden bir kere de kesişimi çıkarıyorsun. Tamam bu. A ile B'yi topluyorsun. Bir kere kesişimi çıkarıyorsun. Çünkü bunu iki defa aldın. Bazısı şöyle de gösterebilir. Bu eksi SA kesişim B'yi bu tarafa artı diye atar. SA birleşim B'nin yanına SA kesişim B gelir. Bu da SA artı SB'ye eşittir. He, A ile B'nin demek ki toplamı, elemanlarının toplamı kesişim ve birleşimlerinin elemanların toplamına eşittir. Bu da bir yeri formülmüş gibi uydurulur ama aslında bunun buraya atılmasıdır yani. Mantık aynı şey. Güzel. Gel. Bu burada kalsın ya. Bunu sevdim. Doparlan. Bırakma kendini yiğidim. ABC kümeleri şu şekilde verilmiş olduğuna göre A kümesi olup B ve C kümesi de olmayan kaç eleman vardır? Yani sadece A'ya özgü ne var? B ve C'de olmayacak. İlk şunu yaz. Yok onu yazma. Bir dakika. A var. Ana B var. Aa, bir de C var. Üçlü. Tamam. A, B, C. Şimdi şurada bir şey görüyor musun? Ne görmeliyim hocam? Bak. A'yı A ortak. B'ye dağıtmış, C'ye dağıtmış. He, bunu toparlarsam aslında bak A kesişim B, A kesişim C. Bu dağıtmış. Dağıtmadan önce burada A kesişim B, C varmış. Arada ne var? Bu arada birleşim var. Arada da birleşim varmış. Aslında buymuş. Bunun eleman sayısı 8'miş. Tabii bu eleman olduğu için şuraya S yazıp parantez koymam lazım. Ya yapmasam da anlıyorsun sen onu işte ya. Bu kesişimin 8 elemanı varmış. He, gel. Şimdi A kesişecek B birleşim C ile. A B birleşim C ile nerede kesişir? Hocam B birleşim C'yi gösterin önce. Bak B ile C'nin birleşimini göstereyim. Şurası. Bütün B'yi alıyorsun. Alayım şöyle biraz uzun sürecek. Kalemin ucu inceymiş. Bütün C'yi de alıyorsun. Şu sarı yer. Bu sarı yer. Sarı yer de İstanbul'daki sarı yer semti geliyor aklıma. Çok da severim, güzel bir yer. Bu sarı yer var ya. B birleşim C'dir. O da sarı yerde oturan varsa bir mesaj atsın. Sarı yere çok geliyorum. Geldiğimde bari bir çay kahve ısmarlasın. Gerçi şaka yaptım. Ben ısmarlarım yani. Gelip öğrenciye çay kahve mi ısmarlatacağız? Ayıp. Gel ben sana yemek ısmarlayayım be. Sarı yerli yaz. Gerçi beni sarı yerde bulabilirsen. Bazen hikaye atıyorum sarı yere gelince. Diyorum ki şu an şuradayım. Sarı yerde bir tane espresso laf vardı. Oraya gittim. Çok güzeldi ya. Harbiden adamlar 10 numara yer yapmış. Neyse reklam mı oldu? Ama sanki oranın da benim reklamıma ihtiyacı vardır. Neyse. Gidin ama espresso lab var sahilde, çok güzel sarı yerde. Beykoz'da da var. Beykoz'dakini de çok beğendim. Böyle önünde de yeşillik var, plaj var falan. Neyse espresso'ya. Severim espresso'yu da ya. Niye girdiysem buraya çıkamıyorum şimdi. Aklıma doğru geldi. Vallahi var ya. Beykoz'daki çok güzel ha. Önünde böyle yeşillik, sonra deniz açılıyor. Şey, sarı yerdeki de çok güzel. Böyle bir kat yukarı çıkıyorsun. Önün deniz falan. Neyse. Biz şu an ders çalışıyoruz. Dersten sonra oraya yakın olanlar gidip kendilerini ödüllendirsin. Burası B birleşim C. Bunu A ile kesiştir. A ile nerede üst üste geliyor? Nerede üst üste değiyorlar? Aa bak burada. Bak sonuçta şurası şurası A'ya da ait. Şurada A ile birbirlerine temas ediyorlar. B. Doğru mu? A ile burada da C ile temas ediyor. He, bu yeşile dönen bölge gördüğün gibi A birleşim B şey B birleşim C'nin A ile kesiştiği yer oldu. Üst üste geldikleri yer oldu. Şimdi bana neyi soruyor? Bu bölgenin yani şu yeşil bölgenin eleman sayısı 8'miş. Birleşimin kesiştiği yer. O yüzden yeşil yazayım. Bu yeşil bölgenin eleman sayısı 8'miş. Tamam. Şurayı kapat. Şu yeşil yerin 8 elemanı var. Tamam mı? Tamam. Peki A'nın toplamda kaç elemanı var yavrucuğum? 11 hocam. E yavrucuğum zaten o yeşil yer komple A'nın içinde. Orada 8 eleman varsa toplam 11 olması için burada da 3 eleman olması lazım. Bak topla şimdi 8 artı 3 A'nın 11 elemanı oldu mu? Oldu. Harika. Soruya bak. A kümesinde olup B veya C'de olmayan kaç eleman var? Şurasını soruyor işte. Bu beyaz bölgedeki yer A'dadır ama B ve C'nin içinde değildir. Şu sınırdan itibaren B'ye ve C'ye girer. Cevap 3. Yapıştır. 3 tane eleman A'nın içindedir ama B ve C sınırının içinde değildir. Buradaki 8 eleman A'nın içindedir ama B ve C'nin de içindedir. Onları istemiyor işte. Fark bu. Aynen. Devam.
Yiğidim seni biraz alalım artık. Sen çok üzülmüşsün. Şuraya bak, oklarla vurulmuş. Ağlamış. Biraz mutlu bir şey yok mu ya? Ondan alalım. Ha bir de şu var. Şimdi çalış sonra ağlarsın diyor. Hakikaten öyle. Ben bunu şimdi çözemedim. Daha önce de sormuştum. Yine sorayım. Yorum alayım. Biraz yorumlar etkileşimli olsun. Ya yani yorum kasacağız diye, etkileşim alacağız diye. Yok yok, onun için değil. Valla merak ediyorum. Şimdi çalış. Yoksa bak sonra ağlarsın mı demek istiyor? Yoksa zaten ağlıyorsun, mutsuzsun. Şimdi çalış sonra ağlarsın. Devam edersin mi demek istiyor? Anlamadım. Neyse geç. Aa, bu benim çok sevdiğim bir soru tipi. A ve B kümeleri olmak üzere bıdı bıdılar verilmiş. Olduğuna göre sadece A kümesine ait kaç eleman vardır? A ve B var. Tamam, hemen çiziyorum. Bu A kümesi kesişecek. Bu da B kümesi. Tamam. Hep kesişim önce doldururum. 4 eleman varmış kesişimde. Bak gördün mü? Bunu doldurarak bir kere başla. Tamam, 4 eleman. Birleşimin 4 katı A'nın 10 katına, B'nin 5 katına eşittir. Şimdi K'lı değerler vereceğim. Çünkü bilmiyorum ki. Bunlara K'lı değerlerle eşitleme sağlayacağım. 4, 10 ve 5. İleride nerede buluşur? 20K'da. 20K olması için B'nin eleman sayısı ne olmalı? 4K. Niye 4 kere 5? 20K. Buranın 20K olması için A ne olmalı? 2K. Niye? 2K çarpı 10, 20K. Buranın 20K olması için birleşimin kaç eleman olması lazım? 5 kere. Bak 4 kere 5 20K eşittir. 10 kere 2 20K eşittir. 5 kere 4 20K. Eşitliği sağladın mı? Sağladım. Birleşimin 5 elemanı 5K'sı olacak. A elemanın A kümesinin kaç elemanı var? 2K. Burada 4 ise buraya, sadece buraya 2K eksi 4 yazacaksın. Çünkü 2K eksi 4 burada, 4 de burada. Topla 2K elemanı verir. Ya. Şimdi gel buraya. B bu iki bölgenin toplamı. B'nin toplam 4K elemanı varsa, 4'ü buradaysa sadece B'ye 4K eksi 4 eleman kaldı. Topla 4K. Şimdi peki bunların birleşimi kaç? 5K. Yani bunu, bunu ve bunu toplarsan 5K yapacak. Hadi toplayalım. 2, 4 da 6K yapar. Artı. Eksi 4 artı 4 0. Bir de burada eksi 4 var. Tamam, 6K eksi 4 yaptı 3'ün toplamı. Bu eşitmiş 5K'ya. Birleşimi topla, yani buranın tamamını da 5K olarak bulmuştuk. Topladım, 5K eşitledim. Şimdi eksi 4'ü karşıya artı 4 yattım. 5K'yı 6K'dan çıkardım. K kaldı. K 4'müş. A kümesine ait kaç eleman vardır? Yavrum bak sakın bunu deme sakın. Hem bu hem bu A'ya aittir. Zaten hocam A'yı bulmuştuk ya 2K diye. Evet A 2K'ydı zaten. K 4 ise 2 çarpı 4'ten ne yapar? 8. A'nın 8 elemanı var. Yapıştır. Ya da K, şey yerine 4 yaz. K yerine. Bak bu 4 eleman zaten var burada. 4 kere 2 8. 4 çıkar 4. Burada 4 eleman olur. Burada da zaten 4 eleman vardı. 4 kere 4 bak A'da 8 eleman oldu. Yani yapmana bile gerek yok böyle görsel olarak. Zaten A'nın eleman sayısı 2K'ydı. Olayı bitirdin. Onun cevabında E bulduğumuza göre E mi bulduk? Sadece bir dakika. Sadece A kümesine ait diyor. Yavrum sadece kelimesini unuttum. Sadece A kümesine ait kaç eleman var diyor. Şimdi ben A'yı 8 buldum ama sadece A burası. Burası. Şimdi K yerine 2 yaz. K'yı kaç bulmuştum? Pardon, 4. K yerine 4 yaz. 2 çarpı 4 ne yapar? Burası 8. 4 çıkarırsan 4. Sadece A'ya ait 4 eleman var. Bu diğer 4 eleman, şuradaki kırmızıdaki 4 eleman her ikisine de ait. Sadece A'ya ait değil. Sadece A'ya ait 4 eleman var. A'yı işaretliyorsun ve geçiyorsun. Son anda gördüm ya. Vallahi son anda şu sadece kelimesi işi değiştirdi. Cevap 4'tür arkadaşlar. Devam. Çıkmış. ÖSYM 2022'de ne sormuş? A1 tam sayı olmak üzere bıdı bıdı kümesinin her bir elemanı 2 ile çarpılarak 4 basamaklı yeni bir küme oluşturuluyor. Tamam, o da C kümesi olsun. Aziz Allah ezan okuyor bu arada. Ezan okuduğunda da Aziz Allah demeye alışın arkadaşlar. Tamam mı? Böyle Aziz Allah deyin, kelime-i şehadet getirin. Güzel şeyler bunlar. Dini bütün olun yani. Hep bu dünya değil. Öleceğiz gideceğiz yani. Bu dünyanın yarını da var. Bilin valla. Sonra hep bu dünya keyfimiz. Oh ne güzel. Unutuyoruz ölümü. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi değil mi? Değil mi? Öyle insanoğlu öyle yapacak bir şey yok. Allah dünyanızda ahiretinizde çok güzel yapsın inşallah. Amin. Hadi hocanızın duasını aldınız. Şimdi bak. Diyor ki hepsinin iki katını alarak yeni bir küme oluşturacak. 2'nin iki katı 4. 4'ün iki katı 8. 8'in iki katı 16. A'nın 2 katı 2A. Tamam, oluşturdum. Bu iki kümenin kesişim kümesi 3 elemanlı olduğuna göre. Aa, bunlar kesiştiğinde 3 tane ortak elemanı varmış. A'nın alacağı değerler toplamı kaçtır? Şimdi zaten kesişimde 4 var görüyorum. 8 zaten kesişimde var görüyorum. O zaman ya bu A ile 2 var ya, bunlarla kesişmek zorunda. Çünkü 3 tane ortak lazım. İkisini buldum, bir tane kaldı. Şöyle olabilir. Belki bu A direkt 16 idi. Bak 16 16 kesişim olabilir. Demek ki A'nın değeri 16 olabilir. Başka? Hocam belki A 16 değil. Şuradaki 2 buradaki 2A'ya eşit. A bu da olabilir. 2 eşittir 2A da olabilir.
Her iki tarafı 2'ye böl. A ne olur? 1. A 1 de olabilir. Demek ki A 16 da olabilir, 1 de olabilir. Başka bir ihtimal yok. Yani bu buna eşit olabilir ya da bu buna eşit olabilir. İki durum var. Başka yok. O zaman A'nın alacağı değerler bunlar. Bunların toplamı kaçtır diyor. 16 artı 1, 17. Yapıştır 11'i C şıkkı diye. Süper. Basit değil mi? Ama yani basit ama sanki bir şey varmış da soruda bir böyle ne bileyim ağır bir şey varmış gibi gösteriyor. Hayır, mantığı anla. Şunların mecburen ya bunun ya bunun birbirine eşit olacak ki ancak o zaman 3 tane ortak eleman olur. Anla. Kolay. Gelelim buraya. Venn şeması verilmiş. 3 ile kalansız bölünenler K kümesi. Şuraya diyorum bunlar 3 ile kalansız bölünenler. 4 ile kalansız bölünenler L kümesi. Şuraya not olarak yazıyorum. 5 ile kalansız bölünenler de M kümesi. Tamam. Olmak üzere. Bu şekilde gösterilmiş. Buna göre 24, 40, 60 sayılarından hangileri boyalı bölgeyle gösterinin elemanıdır? Kümenin elemanıdır. Boyalı bölgenin. Şimdi 24 3'e bölünür mü? 4'e bölünür mü? 5'e bölünür mü? Kontrol edelim. 24 3'e bölünür. 4'e bölünür. 5'e bölünmez. Demek ki 24 3 ve 4'ün kesişiminde olacak. Yani K ve L'nin kesişiminde olacak. Nerede? Burada olabilir. K ve L'nin kesişiminde. Tamam. 40. Bakıyorum. 3, 4, 5'ten hangisine bölünür? 3'e bölünmez. 4'e bölünür. 5'e bölünür. Demek ki 4 ve 5'in yani L ve M'nin kesişiminde olacak. 40 burada olacak. L ve M'nin ortak bölgesidir burası. 60 İnceliyorum. 3, 4, 5. 3'e bölünür, 4'e bölünür, 5'e bölünür. Hepsinin ortasında olacak demek ki. Hepsinin kesişiminde olacak. Bak şu 24 ve 40. 1 ve 2 sadece renkli bölgede olur ama 60 beyaz bölgede olmak zorundadır. Çok iyi ya. Vallahi helal. Bir dersi bitirdik. Nasıldı? Güzel. Biraz böyle çok soru çözdük ama iyi tıkır tıkır geldik. Hızlı çözdük arkadaşlar. Bayağı da bir sayfa çözmüş olduk. Ellerinize sağlık. Hadi bakalım şimdi sıra sizde. Ödevi çözeceksiniz. Şunu söyleyeyim. Bunu bilin. Gerçekleri konuşmayı severim. Şu an çözdüğüm soruların bana faydası var. Sana faydası olsun istiyorsan sen de soru çözmelisin. Bu kadar basit. Çözdüklerimi benden sonra da olsa lütfen doldurarak çöz. Ödev testini çöz. Yetmez. Bir başka soru bankasından kolaydan zora doğru soru çöz. Zora kadar gitmene gerek yok. Kolaydan ortaya doğru soru çöz. Soru çöze çöze, çözemeye çözemeye, takıla takıla öğreneceksin ve gelişeceksin. Matematik soruyu çözemezken, onunla uğraşırken öğrenilen bir şeydir. Vay be, güzel kapattım. Hadi görüşürüz, kendine iyi bak. Hazırsan başlayalım. Çat, böl, topla kolayca sayıları hükmediyor şen olacak. Trigonometri, boyun onlar mantık, matematikte bir uçtan bir uçak. Ben sana şov yapacağım size. Sert değil konuları düşünmesen, ayırmadan gözünü izleyip öğren. Anlatıyor senin için durmadan, matematik artık güvenli bölgen. Sıkılıp yorulunca yetişir şen olacak. Her şeyin kolayı var öğren onunla. Kalemi kağıdı hiç düşürüm ellerimden. Öğretir her konuyu çok kolayca. Sıkılıp yorulunca yetişir şen olacak. Her şeyin kolayı var öğren onunla. Sıkılıp yorulunca yetişir şen olacak. Her şeyin kolayı var öğren.